Ümmetimin içerisinde 30 tane yalancı peygamber, yalancı deccalden kastı ne mesela? Peygamber aleyhissalatü vesselam açık bir şekilde benden sonra bir peygamber gelmeyecek diyor. Ama bakıyoruz peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından, hatta vefat etmeden önce Müseylemetül Kezzab çıkıyor. Ve bununla beraber Esved el-Ansi çıkıyor. Peygamber yaşarken bunlar çıkıyor. Tüleyha el-Esedi çıkıyor Esed kabilesinden. Bunlar hep peygamberlik iddiasında bulunuyorlar. Seccah diye bir kadın çıkıyor kendisine vahiy geldiğine inandığı için. Bunlar hepsi peygamberin zamanında çıkan insanlar. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hatta Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki peygamberin vefatından hemen sonra Abdullah İbni Zübeyr'in hilafeti döneminde Muhtar es-Sakafi çıkıyor. Muhtar es-Sakafi kelime-i tevhidi söylüyor. Kur'an'ı biliyor. Hatta sahabenin kızlarıyla evli ve çevresinde de çok insan var. İslam'ına insanlar şahit oluyor ve bu ayetleri, bu hadisleri bilmesine rağmen peygamberlik iddiasında bulunuyor diyor. Yani diyor Kur'an'ı bilmeniz, Kur'an'ı okumanız, bir şeylere şahit olmanız sizi şirkten uzak tutmuyor. Onu anlatmaya çalışıyor Muhammed bin Abdullah. Ondan dolayı Muhtar es-Sakafi bile bu duruma düştüyse bilmesine rağmen siz de düşebilirsiniz. Peygamberlik iddiasında bulunmuş bu adam ya. Şirkin büyüklerindendir yine. Çok uzaklara da gitmeyelim. Hemen bizim zamanımızda Gulam Ahmet Kadiyani var Hindistan'da. Kadiyaniler diyorlar. Bunlar da mesela Hindistan'da, Pakistan'da, Türkiye'de bile temsilcilikleri var. Başta ben Mehdi'yim dedi, sonra Mesih'im dedi, sonra ben Nebi'yim dedi. Var hala burada onlara inanan insanlar var. Son zamanlarda İskender Evrenesoğlu vardı. O da kendisine vahiy geldiğine inanıyordu. Ve insanlar da onunla dalga geçiyorlardı ama etbası var mıydı? Evet vardı. Dolayısıyla kardeşler bunlar önemlidir ve bu ümmetin içinde oldu. Ha, dikkat edin. Bunlar Kur'an'a inanıyorlardı. Bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna inanıyorlardı. Bu ümmetin içinde çıktı yani. İşaret edilmesi gereken mesele bu. Hatırlatılması gereken mesele bu.